I've got the techno on my mind. Standing in the club all night, I gotta move my body, body, move my body, body. Techno by your side, getting in the bumpy ride. I gotta move my body, body, move my body, body. Techno on my mind. Standing in the club all night, I gotta move my body, body, move my body, body. Techno by your side, getting in the bumpy ride. I gotta move my body, body, move my body, body. Ben Arzu. Şu an Riga'dayız, Letonya. Ve birazdan otobüsle Litvanya'ya geçeceğim. Litvanya'da adını bile söyleyemediğim bir yere gidiyorum. Siloyeliye, Siloyeliye. Yani ne desem yalan olur bir yer. Orada ne göreceğiz, ne yapacağız? Şu an için ben de bilmiyorum. Otobüsle geçelim. Bakalım neler var orada. Bizi neler bekliyor. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. Herkese günaydın. Bugün Şarlı'dayım. Dün Şarlı'ya geldim. Şarlı Litvanya'nın şehirlerinden biri. Çok bilinen şehirlerinden biri değil. Genelde Erasmusçuların uğrak yeri oluyor. Ve ben de arzuysam bugün Şarlı'nın kim olduğunu Şarlı'ya göstereceğim. Ben de şimdi bu Erasmus için kendimi feda ediyorum ve Şarlı'nın altını üstüne getiriyorum. Adam bana dedi ki yoldan çık, yolun ortasından ne konuşup duruyorsun be kadın. Tamam be. Üf. Almost like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's so. Günaydın tekrardan. Şu an Erasmus için geldiğimi söylemiştim zaten. Şu an konferans salonundayım ve birazdan eğitim başlayacak. Shirley, Technical University. Hadi başlayalım. Evet, şu an Erasmus için geldiğimiz Shirley Üniversitesi'nde bir yarışma yapmışlardı, Orientation Game. Onu tamamladık ve şimdi hep beraber sohbet ediyoruz. Gerçekten Shirley Üniversitesi'ndeki, yani o uluslararası personel çok sıcakkanlı, çok tatlılar, bayağı hoş bir ortam sağlamışlar. Bakalım daha neler olacak. Şu an Shirley'nin en ünlü caddesinin üstündeyiz, Vilnius Caddesi. Burası göreceksiniz birazdan, birazdan göstereceğim ana baba günü. Yani İstiklal gibi, İstiklal Caddesi. İğne atsan yere düşmüyor. Bakın, bakın. Oo, acayip kalabalık. Ya burada yürümek mümkün değil. Erasmus öğrencileri. Bu insan kalabalığıyla bence İngilizcenizi gayet güzel geçirebilirsin. İğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık. Onları beklediniz değil mi Erasmus öğrencileri? Daha çok beklersiniz. Alın size en ünlü cadde. Alın. Bir tane insan var ileride. Şurada da bir tane yürüyor. Süper.
Yeter ya. Yani Erasmus için bence gayet eğlenceli. Bir buna bir şey danışırsınız. Gıdıklayayım mı bunu? Gıdı gıdı gıdı. Bir de bu kadar. Diğeri nerede ya? Ha, bir de şurada bir tane insan var. İşte tamam, iki tane mis gibi. Onlarla birlikte İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Ve bir bakmışsınız İngilizce almış başını yürümüş. Ya bu ne kadar boş bir, ne kadar ıssız, ne kadar değişik bir memleket ya. Böyle cadde mi olur? Böyle bu nasıl sessizlik? Vallahi gel buraya böyle emekliliğini yaşa yani. Hay Allah ya. Gerçekten şaşırdım. Yani en ünlü cadde böyleyse kafada deli sorular arkadaşlar. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Bana yine soracaksınız tabii. Biz Erasmus'çuyuz. Biz eğlenmeyecek miyiz? Biz işte gece kluba gitmeyecek miyiz? Bizim eğlenmeye hakkımız yok mu? Var tabii, neden olmasın? Gelmişsin Salüli. Bak, hemen gösteriyorum. Happy Mojito. Oh mis, bakalım. Oh oh oh. Gel burada. Bir de hemen yanında Irish Pub var. İşte mis. Gelirsin oraya. Hemen yanında Irish Pub'a gidersin. Senin Erasmus. Burası Erasmus'u yakar ya. Burası Erasmus'u yakar. Yani bütün Erasmus beklentin yerle bir. Şu an yıkıldın değil mi? Yıkıldın. Ha, o kadar da övdük ucuz mucuz diye ya. Yani gerçekten ben de şaşkınım. Burada insan kopmayacak mı? Eğlenmeyecek mi? Gününü gün etmeyecek mi? Değil mi? Erasmus'ta gelmişsin. Bakacağız. Umutları kaybetmeyelim. Bir de bunun akşamı var. Bir de akşama bakarız neler oluyor. Herkese günaydın. Günaydın, günaydın. Yeni bir gün. Şali'de ikinci günüm ve şu an otelimden çıktım. Otel mi desem, hostel mi desem bilemedim. Aslında apart tutmuştum. Apart gibi bir hosteldi. Yani tek odada kalmıştım. Evet, bu detayı niye verdim size bilmiyorum ama devam edeyim. Çıktım. Gördüğünüz gibi yüklerim yine çok ağır. Bugün Şali'ye doymak bilmeyeceğim. Deli gibi gezeceğim. Dün zaten Şali'yi bitirmiştim biliyorsunuz. Bugün de üstünden tekrar mı gezsem? Yoksa böyle gidip, yağmurda yağıyor, hava kötü. Gidip böyle güzel bir kahve eşliğinde bir keyif mi yapsam ya? Ha? Keyif yapayım değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Hiç gezme falan. Gezdik zaten yani Şali. Bitti. Daha ne göstereceğim ben size? Allah sen yani. Bir de şöyle bir şey oldu. Biraz önce aparttan çıkarken kapıda iki tane Rus adam vardı. Benle Rusça konuşmaya başladılar. Ben anlamadım niye benle Rusça konuşuyorlar. Ama tabii ki sonradan olaya uyandım. Ya ben yurt dışında şöyle bir durum var. Hani şey yapmak gibi olmasın ama Rus zannediliyorum ya. Yani sürekli bana Russian girl muamelesi çekiyor.
insanlar. Ben de sürekli Türk'üm, Türk'üm diye üstüne bastıra bastıra artık pankart asacak duruma geldim. Türk'üm. Evet. Böyle de bir anı. Ama yani Rus zannedilmek hani çok hoşuma giden bir durumda değil yani. Tamam, hani Rus kadınlarının bir ünü var yurt dışında ama bence o ün Türkiye'de daha fazladır. Ama yani genel itibariyle baktığımızda milletim neyse o. Şimdi gidiyorum. En gizemli gücü çağırıyorum. Şimdi buraya gel ve dünyayı birlikte ele geçirelim. Hazır mısın? Gel. Gel köpek, gel. Ana da geldi. Ne böyle güçlüymüştü. Gökyüzündeki tüm gücü toplayıp metal köpek yap. Fox. Fox neredesin? Buraya gel. İşte burada. Buraya bir müzik gider aslında. He. Şehir bu kadar yalnız, bu kadar ıssız olmamalı ya. I thought I had it figured out, believed in us, we were meant to be, no doubt. Hani bir laf var, bilirsiniz. İşte Avrupa'da yola adımını attığın anda arabalar duruyor. Nasıl bir medeniyet, nasıl bir gelişmişlik? Öyle böyle değil. Ben de bunu test ettim. Adımımı atacağım. Bakalım gerçekten duruyor mu? Evet arkadaşlar, testi yaptım. Test başarılı. Yani evet, adımımı attığım anda durdular ama arabaların yayaya bu kadar saygı göstermesi başlı başına bir medeniyet göstergesi değil. Evet, biz biliyorsunuz, izlemişsinizdir, bir deney gibi bir şey yapmışlar. Türkiye'de arabanın biri yaya geçtiğinde yaya yol veriyor. Diğer arkasından geliyor, küt arkadan vuruyor. Çünkü alışık değiliz yaya yol vermeye, yayanın öncelikli olmasına. Buna farkındayım. Ama bunu medeniyet göstergesiyle birleştirmek, kendi ülkemize hep bu noktadan vurmak bence çok doğru gelmiyor. Bu da başlı başına bir medeniyet göstergesi değil bana göre.